Çok yoruldum ama buna hazırmışım diyor ilk defa oynadığı için. Sen neler söylersin? Sen oynadın sonuçta daha önce de ama ne olursa yani olsun set, daha farklı. Ben çoğu maçlar 5 sette kazandığım maçlar. Yani hiçbir maç 5 setten üzerine kaybetmedim yani 5 set uzadıktan sonra. Yani ben de... 2 tane var. Aa evet, bir Fransa açıkta var. Evet, onu unuttum. Fransa açıkta kaybettim. Ama onun dışında... Bir de Akdeniz oyunları var. Evet, iki tane. Ama çoğu maçlar kazandım. Çoğu maçı kazandım. Ve 5 set oynadıkça sürece öyle şey anlıyorsun, maç bitmiyor. Yani... Bitmek bilmiyor. Evet, tabii. Yani çünkü 1-1 olunca maç tekrar başlıyor gibi. Peki, kondisyon olarak kendini ne kadar buna hazır hissediyorsun şu anda? Hazır gördük biz açıkçası ama... Sen yani hiçbir zaman sorun yaşamadım ve şu anda daha iyi, kendimi daha iyi hissediyorum yaş ilerledikçe. Bazı insanlar diyor ki yaş ilerledikçe düşeceksin ama ben daha farklı hissediyorum kendimi. Ve şu anda eminim birkaç sene sonra daha iyi hissedeceğim 30'dan sonra. Yani şu ilk yüz konusundan sonra bir de yaş konusu başladı şimdi. Bu da, o da biraz, daha yeni yeni konuşulmaya başlandı. Tabii. Bu saatten sonra, bu noktadan sonra şeklinde. Şimdi sen neler söyleyeceksin bununla ilgili? Telefon bağlantımızda söylemiştin çünkü hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Federer örneğini vermiştin özellikle. Tommy Haas örneğini vermiştin yine aynı şekilde. Lopez keza aynı şekilde. Bununla ilgili neler düşünüyorsun bir kez daha söyleyecek olursan? Ya ben şu anda 27 yaşında 77 gördüm ve inanıyorum ki belki 30'dan sonra daha iyi farklı, daha iyi bir derece alacağım. Yani bence yaşlılıkça yani oyuncular daha çok... Daha çok şey öğreniyorlar ve bir sürü örnekler var. İşte Haas gibi, Lopez, Estrella Burgos 35 yaşında ilk defa bir ATP turnuvası kazandı. Bence büyük örnek. Yani Jaziri gibi, evet. Çok bir sürü oyuncu var. David Ferrer. Tabii. 5 yıl önceki Marcel ile şu andaki Marcel'i nasıl değerlendirirsin, kıyaslarsın? Yani şu anda çok farklı durumda. Şu anda artık anlıyorum hangi maç kazanacağım ve nasıl kazanacağım o maçı. Ya ben neye göre anlıyorsun bunu? Nasıl belirliyorsun kafanda? Genelde antrenörle şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Ve yani artık o duruma geldim ki bazı maçlar artık... Çıkıyorum korta ve biliyorum ben bu maça kazanacağım. Ve kazanıyorsun. Ve kazanıyorum evet. Her şeyden önce mental bir değişim var o zaman. Hazır yani kafanda. Ve bazen tabii bitirmek zorlanıyordum maçlar. Doğru. En zor kısım teniste ve şu anda bunu daha rahat yapıyorum. Orada nasıl bir değişim oldu peki? Neden olmuyordu? Şimdi nasıl olmaya başladı? Artık biraz daha basit düşünüyorum. Onu öğrendim. Tenis aslında basit bir oyun. Ne kadar basit yaparsan o kadar başarılı olursun. Ve en zorunda en iyi yapmak zorundayım. Yani bu çok güzel bir ifade aslında. Basit oynuyorum. Bu kadar basit. Cümle olarak da aslında. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu kadar aslında hakikaten basit. Bilmem. Oynayarak. Marcel'e sormak lazım. Kaç defa bu konuşuldu acaba? Değil mi? Demek ki zaman alıyormuş. Yani bir şeyi söylemek şimdi buradaki en önemli konu bence. Bunu belki herkes söylüyor, bütün koçlar bunu söylüyor ama o söylemek çok farklı bir şey. Oyuncunun onu algılayıp gerçekten uyguluyor olması belli de bir süre alıyor, bence zaman alıyor. Burada da tabii bu mesaiyi veren antrenör de oyuncu da çok zorlanıyor. Çünkü o da biliyor aynı şeyi fakat uygulayamıyor. Ne zaman uygulamaya başlıyor esasında uyguladığı zaman yaptığı şey kendi düşüncesini değiştiriyor. Çünkü antrenörler zaten aynı şeyi söylüyor bildiğim kadarıyla. Yani ben farklı bir şey söyleyen bir antrenör olduğunu düşünmüyorum ama o farkı yaratan her zaman oyuncu. Oyuncu ne zaman o söyleneni kendinde uygulamaya başlıyor ve kendini değiştiriyor, o zaman başarılı oluyor bence. Bu da yaşla olumlu anlamda doğru orantılı aslında. Tabii doğru orantılı işte. Bunu ne kadar erken sökerse, çözerse oyuncu o kadar erken olaya vakıf oluyor. Ne kadar geç çözerse o kadar geç oluyor. Ama önemli olan işte bütün ekibin, yani herkesin, bütün insanların buna aynı derecede inanıp oyuncuya destek vermesiyle alakalı. Vazgeçmiyor yani kimse. İşte söyledik yapmıyor, olmuyor, oluyor. Yani o da istiyor zaten. Oyuncu her zaman bunu ister. Herkesten yani oyuncu, şimdi şöyle bir şey var. Yani hangi oyuncu kaybetmek ister? Yani.
Yani herkes şimdi oyunu çıkıp kaybetmek ister mi? İstemez tabii ki. O da kazanmak istiyor. Fakat o andaki o heyecan, o maçın içindeki o durum oyuncuyu bazen düşüncesinden çıkartıyor ve dağılabiliyor. Hani dağılma diyoruz ya, dağıldı falan diyoruz. Esasında o anda konsantre olup odaklanması gereken şeye konsantre olduğu zaman, Marcel'in dediği gibi basit düşünüp basit oynadığı zaman, o anda tabii kafada bin tane şey geçiyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle oynayacağım, böyle yapacağım. O düşünce sinsilesi kötü bir şey esasında. Ama şimdi eminim o anda ne yapacağımı çok net biliyor. Bu da yaşta dediğimiz gibi olgunluk aslında bunun adı. Oyun anlamında olgunluk. Evet, evet. Kesinlikle. Peki evet. Mental anlamda böyle bir değişim var. Teknik olarak değişimler neler sana göre? Var mı ya da? Şunu daha iyi geliştirdim, bunun üzerine yoğunlaştım ve daha iyi yapıyorum dediğin. Daha agresif oynuyorum artık. Daha çok fileye gidiyorum. Daha çok gitmek zorundayım zaten. Daha çok yani benim oyun strateji bu. Ne kadar fileye gidersem o kadar başarılı olurum bundan sonra. Yani çok güzel bir açıklama bu arada. Direkt hani manşetlik bir açıklama. Ne kadar çok fileye gidersem o kadar başarılı olurum ve bundan sonra da biraz daha yoğunlaşacaksın sanırım. Evet, evet. Şu anda zaten bunun üzerinden çalışıyoruz. Eskiden belki biraz daha fazla kalıyordum geriden. Geride kaldığın zaman o maçlar kaybediyorum maalesef. Fileye gittiğin zaman çoğu maçlar kazanıyorum. Özellikle backhand tarafında sıkıntı yaşadığını düşünüyor mu diye gelen sorular var mesela. Onu da geliştirmesi gerektiğini düşünüyor mu? Forehand'ini herkes çok beğeniyor hemen hemen çünkü. O tarafı biraz daha geliştirmen gerektiğini yani düşünüyorum. Backhand aslında bence çok zayıf değil. Yani backhand istikrarlı bir vuruş. Yani hata yapmıyorum backhand tarafında. Ama tabii teniste her zaman bir şey geliştirebilirsiniz. Backhand'a da geliştirebiliriz. Evet. Kimse. Teknik anlamda siz neler söylersiniz? Yani 5 yıl önceki Marcel, 7 yıl önceki Marcel. Ya bence bir defa fiziksel olarak da tabii ki değişim var. O da ayrı bir konu da. Tabii tabii. Yıllar geçtikçe daha da kendine iyi bakıyor zaten. Şarap. Eski fotoğraflara denk geldim. Yani, hakikaten daha böyle kalın, tabii, çok tabii. Daha güçlü bir görüntüsü var şu an. Teknik olarak da zaten Marcel hep her zaman kendini geliştirmek isteyen bir oyuncu. Ki bu çok güzel bir şey. Yani bugün Federer'e bakıyoruz. O bile oyununu değiştiriyor, oyununa bir şeyler katıyor. Bilmiyorum yani geçen seneden bu yana Federer'i görüyorsunuz. İkinci serviste slice'ı oraya gidiyor falan. Yani herkes bir şey arıyor, yeni bir şey. Çünkü oyuncular ezberliyorlar çok çabuk bir şekilde birbirlerini. Burada tabii Marcel bence aynı vuruşlarını daha istikrarlı, daha güçlü hale getirdi. İyi servis attığı zaman gerçekten o yüzdeyi tutturunca çok iyi oynuyor. Özellikle serviste. Çizgiye yakın oynadığı zaman baseline'da o zaman fileye daha çabuk gidebiliyor. Bunun üzerinde zaten çok duruyor. Onu da biliyorum. Bunları hep yani söylediği çok basit şeyleri mükemmel yapması lazım. Onun da üstüne duruyor. Farklı bence ama en önemli fark bunları kendi değiştirebilmesi. Yani esasında kimse burada farklı bir şey söylemiyor. Değişim kendisinde. Değişim kendisinde bence. Peki geçelim Dubai'ye o zaman. Herkesin çok konuştuğu muazzam turnuva. Yeniden işte 70'leri gördüğün turnuva. Ama başına dönecek olursak giderken düşündüklerinle döndükten sonra olanlar bitenler arasında çok büyük fark olsa gerek. 5. kez gittin dedin. Evet. Neler düşünerek nasıl bir hedefle gittin ve bir anda kendini nasıl bir şeyde buldun? Nasıl bir yerde buldun? Yani bu sene aslında çok iyi başlamadım. Biraz Avustralya açıktan başlayacağız. Tamam. Wawrinka çıktı. İstemedim aslında çok ilk turda oynamak orada. Sonra De Schepper'a kaybettim Fransa'da. Sonra Rotterdam'da kaybettim. Marsilya'ya gittim, iki maç kazandım orada. Yani çok aslında kendine güvenmedim fazla. Ve Dubai benim bildiğim yani 5 defa oynadım ve bir kere tur atladım. Tabii biraz %100 kendine güvenmedim orada ama öyle bakıyordum işte. Teniste her zaman yeni hafta yeni bir şans olabilir. Elemeleri geçtin. Evet, elemeleri geçtim. Zverev'le tekrar oynadım. Geçen hafta kaybettim ona. Marsilya'da. İşte her hafta farklı bir hafta diye boşuna demiyoruz o zaman işte. Her pazartesi de işte. Doğru. Bir hafta önce kaybettin, sonra Zverev'i yendin. Ve şunu hatırlıyorum, yani teniste her hafta senin hayatı değiştirebilir. Öyle bir laf vardı.
Kesinlikle katılıyorum. Dubai'den sonra oldu zaten. Özveri verildikten sonra benim Lopez çıktı. Daha önce oynadım onunla. Ve aslında inandım. O maçı da kazanabilirdim. Zor maç oldu. Çekişmeli maç oldu ve galip ayrıldım. Nasıl bir galibiyetti Lopez galibiyeti sana göre? Çok zor maç çünkü sonuçta ne olursa olsun. Zor. Ben orada sakin kaldım. Çünkü Lopez çok iyi servis atıyor. Geriden fazla sana basit hata yapabiliyor ama servis gerçekten çok zor bir kırmak bir oyuncu. Bekledim ve Lopez yaptı yani. Bayağı da uzun maç oldu yanlış hatırlamıyorum. Evet. Uzun sürdü. Özellikle son game biraz çekişmeli oldu. 15-40 iki servis kırma kurtardım. Ve sonra 3. maç puandan aldım o maçı. Peki neler hissettin maç bittiğinde? O gece sana telefon bağlantısı da yapmıştık gerçi ama nasıl bir duyguya sahiptin? Elisiano Lopez'i yendim. İnanılmaz bir maç. Şimdi o gece uyuyamadım Djokovic maçında. Evet, sonuçta Djokovic'le eşleştim. Uyuyamadım, sevindim. Her an aradım maçtan sonra. Yani bizim başkan beni aradı, Cengiz Durmuş. Zaten telefon o gece susmadı. Normal. Normal. Ertesi gün Djokovic'le biraz heyecanlandım tabii çünkü bilmiyordum nasıl Djokovic. Gördüm televizyonda ama yani... Televizyonda gördün ve kortta karşında. Kortta farklı bir şey. Dünya bir numarası. O maçtan görüntüler ekranda bu arada. Şimdi yani ben de yani o kadar çok maç anlatmama rağmen özellikle son 2,5-3 yıldır hakikaten en böyle maça girerken ben bile çok heyecanlandım. Şimdi sonuçta ne olursa olsun senin maçın, bir temsilcimizin maçı Djokovic'e karşı oynuyor. Neler olacak, neler bitecek? Yayını açarken heyecanıma hakim olamadım. Tarihi bir gece, inanılmaz bir maç. Bir de biraz erken başladı Federer'in maçı. Erken bitince işler de orada iyice değişmişti. Biz bile bu haldeyken sen hani korta çıktığında, çıkarken ki görüntülerde de var koridorda ilk 1-2 oyun yalnız anlatırken tabii dikkatle takip ediyoruz. Biraz heyecanımı fark ettim. Evet. Gayet doğal geldi bana ama senden dinlemek istedim. İlk tabii game tabii çok heyecanlandı. Game alınca zaten biraz açtım kendime. Ve bence ikinci setten iyi bir fırsat yakaladım. 1-0 öndeyken 3 servis kırma kaçırdım. Evet, evet. O servis alsaydım çok durum farklı olabilirdi. Çünkü kendim servis atıyordum. 3-0 da olabilir. Ama Djokovic'e verdiğin zaman çok iyi oyuna giriyor ve sana fazla fırsat vermiyor. Peki tekrar devam ediyoruz görüntüler üstüne konuşmaya. Bu da maçın sonu tabii ki. Hani tekrar başa döneceğiz. Arada bir görüntü vardı. Onu da senden dinlemek isteriz. Bir tedavi uygulandı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kez. Onun tam sebebi neydi? Seni ne kadar zorladı maç içinde? Onu da anlatabilirsin bize. O Lopez maçından sonra o gün soğuk havaydı bayağı ve herhalde... Korta çıkışınızdan itibaren bu arada ekranda. Orada hafif gerileme vardı. Ve maçtan önce biraz aradı. Biz tedavi uyguladık. Ama tabii maçta içinde biraz rahatsız ediyoruz özellikle backhand tarafında. Ama yani maç sonuna kadar oynadım ve teniste oluyor böyle bir şey. O yüzden yapacak bir şey yok. Neler hissediyordun Djokovic karşısında maça çıkarken? Nasıl bir duygu? Yani dediğim gibi televizyonda gördüğüm insan karşında, merkez kortta, hani çeyrek final, birinci tur hiç fark etmez. Sonuçta ona karşı oynuyorsun. Aslında kaybedecek bir şey yok. Sadece iyi oynamak istedim. Gözler üstünde. İlk baştan olmadı yani. Yani aslında kendine oyun gösteremedim orada. Daha iyi oynayabilirdim. Bence ikinci defa oynarsam daha iyi sonuç alabilirdim. Şu an mesela oynarsan o rahatladın bir defa. Evet, Wawrinka'da da aynı. Aynı şey geçerli, doğru. O kort sana biraz baskı yapıyor. Merkez kort ister istemez baskı yapıyor. 1-0 mağlup başlıyorsun maalesef. Katılır mısınız Erdoğan Hoca? Güldünüz ama yani hakikaten bir... İster istemez geliyor. Ya, tabii ki yani 17 bin kişi önünde oynamak, ne bileyim... geçen yılın şampiyonu Wawrinka için söyleyelim. Djokovic keza orada final oynamış, turnuvayı kazanmış. Ya, o büyük sahada oynamaya alışmış. Yani daha çok tecrübeli bu konuda. Orada oynamak gerçekten kolay değil. Yani normal arkalı 3 numaralı kortta oynar gibi oynayamıyorsunuz orada.
Herkes maçı izliyor biliyorsunuz herkes, zaten beni. Bütün dünya izliyor. Dünya izliyor aynı şekilde. Yani atıyorum 500 bin kişi izlemiyor, bütün dünya izliyor. Rod Laver 17 bin kişi. Hani kaç insana şey olur, nasip olur öyle bir turnuvada bir önceki yılın şampiyonuyla ilk maçı Rod Laver'da oynuyorsun yani. Bence güzel bir deneyim ama aynı zamanda bir o kadar da baskı yaratan bir deneyim. Bence ikisi de yaşanması gereken önemli duyguydu. Bence iyi bir tecrübe oldu. Ya şu noktaya ne kadar katılırsınız? Şimdi o baskıyı attım ve bir daha oynarsam daha rahatım. Kesinlikle. Tabii ki. Ve yani kolay bir şey değil. Yaşanması gereken bir duygu olarak bakıyorum. Bir dahaki sefere inşallah oynayınca biz de inşallah görürüz, yorum yapar, destekleriz tekrar. Daha farklı Marcel daha olacak. Daha farklı, iyi sonuç görürüz. Performans. Peki, şimdi haliyle tabii bir de dünya sıralamasında işler çok değişti. Onun ardından 77 numarayı gördün, kariyer rekoru kırdın. Onlar neler hissettirdi sana? Güzel bir duygu ve bundan sonra daha çok çalışmak anladım. İlk 50'yi görebilirim bundan sonra demiştin telefon bağlantısında. Evet, zaten çok uzak değil yani şu anda uzak değilim. Birkaç turnuva bağlı. Önümüzdeki Grand Slam var. Fransa Açık, Wimbledon ve çok fazla puan almadım geçen sene ve bu sene iyi bir şans. Yani iyi derlendikten sonra niye olmasın? İstanbul var tabii ki. İstanbul var evet. Ama en önemli turnuva. Bu sene olacak. Umarım iyi sonuçlar alacağım. Onu da detaylı şekilde konuşacağız az sonra neler hissettiğinle ilgili. Kısa bir reklam arasına gidelim. Bu arada şunu da hatırlatalım. Telefon bağlantılarımız da olacak reklam arasının ardından sırasıyla. Önce Pemra Özgen'i ardından İpek Soylu'yu Amerika'ya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Onlardan da duygularını, düşüncelerini, son dönemde gelen galibiyetleri, başarıları detaylı bir şekilde kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Kısa bir reklam arası ardından tekrar burada olacağız. Diğerden devam ediyoruz. Değerli tenis severler, değerli Sports TV izleyenleri, Marcel İlhan, Erhan Orhal bizlerle birlikte. Sorular da gelmeye devam ediyor. Twitter'dan sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz ve enteresan farklı sorular da geliyor. Biraz zorlayacağız Marcel'i az sonra, öyle gözüküyor açıkçası gelen sorulardan. Fakat telefon bağlantılarımız da olacak demiştik ve sevgili Pemra Özgen şimdi telefon attığımızda milli tenisçimiz. Pemra merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Tabii bir anda böyle pat diye geçmiş gibi olduk aslında ama Norveç'te Oslo'da gelen bir şampiyonluk her şeyden önce ve öncelikle seni tebrik ederiz her şeyden önce. Çok teşekkür ederim Melise. Neler söylemek istersin? Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdin sana göre? Sonuçta şampiyonluk geldi. Tabii ki güzel geçti ama sana göre nasıl bir haftaydı geçen hafta? Evet, geçen hafta benim için güzel bir hafta oldu. Tabii ki de kazanmak her zaman için insanı motive eden bir şey. Bu yüzden ben de geçen haftayı böyle güzel bir sonuçla kapattığım için mutluyum. Biraz daha hani böyle detaylara girecek olursak, yani 2015 yılına girişinle şu anda geldiğin nokta arasındaki farkı bizlerle paylaşabilir misin? Şu anda haftaya Antalya'ya, oradan da İngiltere'ye gideceğim. Haftaya 10 binlik, bir sonraki hafta 25 bin dolar turnuva oynayacağım. Bu zamandan sonra turnuvalar daha da çoğalacak tabii ki. Daha da yoğun bir dönem beni bekliyor. İnşallah iyi sonuçlarla devam ederim diyorum. Nasıl bir çalışma temposu içindesin ve bundan sonra özellikle sıralama anlamında, işte yarı final, final, şampiyonluk anlamında hedeflerin nelerdir peki? Bu hafta antrenmanlara devam ediyorum. Pazar günü Antalya'ya geçeceğim. Şu an bu hafta 258. sıradayım. Tabii ileriki dönemlerde çıkacak puanlarım olacak. Bu çıkacak puanları inşallah turnuvalarda iyi sonuçlar elde edersem üstlerine puan ekleyerek sıralamamı daha yükseltmeyi istiyorum tabii ki. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Erhan Oral ve Marcel İlhan da bizlerle birlikte bu arada. Merhaba herkese. Merhaba. Ben Pemra'yı zaten çok seviyorum. Ona başarılar diliyorum. Sağ ol Erhan abi. Görüşemedik biz de uzun zamandır. Telefonla konuşuyoruz. İşte bu vesileyle hani sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yok, bence telefonla sorarım zaten. Peki, özel olarak sorabilirsin. Sen ne yapsan? Tamam, çok tebrik ediyorum. Grand Slam'da bekliyorum seni. Grand Slam'da bekliyorum seni diyor. Teşekkür ederim. Bu bir mesaj bu arada. Efendim, duyamadım. Grand Slam'da bekliyorum seni dedi. İnşallah, ben de onun için uğraşıyorum bakalım. Peki Pemra, çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi. İyi akşamlar diliyoruz sana. İyi ve başarılar tabii ki bundan sonrası için de. Evet, Grand Slam'da bekliyorum seni dedin. Şimdi aranızdaki iletişim nasıl diğer tenisçilerle de? Bu şekilde hani doğaçlama bir soru olarak gelişti ama herkesin arası gayet iyi gözüküyor aslında.
hani küçücük bir camia gibi gözüküyor zaten uzaktan bakıldığında, neden kötü olsun, ama nasıl iletişim kuruyorsunuz? Genelde turnuvalarda görüyorum. Hı hı. Çoğu zaman Çağla'ya Grand Slam'lerde, Pemra da oraya geliyor. Cem'i işte Davis Cup'ta ve şu anda inşallah Cem'i sık sık görmeye başlayacağım. Büyük turnuvalarda. O da biraz yavaş yavaş gelecek o taraflarda. Nasıl görüyorsun peki genel gelişimi? Yani altyapısından işte sana kadar büyük bir başarı var. Yavaş yavaş büyüyoruz. Çok değil umarım yani Grand Slam'larda şöyle 5-10 kişi. İyi olur, güzel olur. Grand Slam'larda 5-10 kişi. Evet, güzel olur. Dağlama çünkü çok kulağa hoş geliyor tabii ki. Genelde bakıyorum İspanyollar, herkes yani mafya gibi oturuyorlar. Biz de gibi inşallah bir gün böyle bir... Kendini yalnız hissetmek istemiyorsun artık. Evet, bir grup yapacağız. Güzel bir grup olacak. Seyirciler oluyor yalnız her yerde hemen hemen, değil mi? Dubai'de de özellikle zaten çok var da, evet, senin başta bayağı vardı. Seyirci her yerde çok oluyor seyirci... aşağı yukarı. Avrupa'da, Amerika'da, Dubai'de çok oldu. İyi oynadıktan sonra... Seni mutlaka destekliyorlar. Yalnız bırakmıyorlar. Peki, Sercan Şekerci, Marcel İlhan'ın Indian Wells'e katılmamasının sebebi Davis Cup'ın henüz bitmemiş olması mıydı? Twitter'dan mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Sorulardan biri bu. Ya zor, Davis Cup'tan sonra çok az bir süre vardı. O yüzden biz kazan challenger seçtik. Gerçekten zor oldu çünkü biz Pazar akşam bitti. Pazartesi Los Angeles'e uçmam gerekiyordu ve bir gün sonra hemen maça çıkacaktım. Biz onu o riski alamadık ve saat farkı, evet. Hazır değilsin. Hemen 15 set oynamışsın. Bir de 4 değil. Saat yolluk bir araba var. Uçtuktan sonra kolay değil yani bir gün sonra maç oynamak. Bunun dışında şöyle bakıyorum mesajları. Ya çok fazla o günkü maçta da, bu arada reklam arasında da söylemiştim, Djokovic maçında herhalde biz de rating rekorumuzu kırmış olabiliriz. Gelen mesajlar inanılmazdı. Çok fazla olumlu mesaj var. Bizleri gururlandırdı. Özellikle Djokovic karşısında onu izlemek çok güzeldi şeklinde gelen mesajlar var. İşte Ali Osman Akgündüz, karizman yeter Marcel, bizleri gururlandırdığın şeklinde gelen mesaj var. Gibi mesajlar var. Bu arada reklam arasındayken söz vermişti fakat sözünü tutmadı dedin. Erhan Hoca için. Ona bir açıklık getirir misin? Kendisi anlatabilir. Ben biraz seviyorum böyle reklam arasındaki bir ilgi taşımaya. Daha samimi geliyor. Neydi o? Neydi? Djokovic kurada çıkarsa yanıma gelecekti ama gelmedi dedi. O zaman da eleme geçtim. Ve Djokovic'e iki tur daha var. Öyle bir söz verdi ama tutmadı. Duramadı. Cevap hakkı doğdu. İpek tahttaymış bu arada. İpek soruyu dinleyelim o zaman, ondan sonra siz o sırada düşünebilirsiniz bu arada. Evet, sevgili İpek Soylu da telefon attığınızda. İpek merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin yayınımıza. Amerika'dasın, saat farkı var. İyi öğlenler diyelim sana her şeyden önce. Nasıl gidiyor Amerika'da? Her şey yolunda mı? Oradan başlayalım dilersen. Ne zamandır bağlanamadık çünkü sana. Öncelikle Aren abiye ve Marcel'e de merhaba diyorum. Merhaba. Çok tebrik ediyorum Marcel'e. Teşekkür ederim. Burası çok güzel. Çok güzel 2-3 hafta geçirdim. Önce Miami açık, önce de 2-3 hafta antrenman yaptım. Sonra sana maç yaradık. Çok güzel iki maç var. Çok güzel tecrübe oldu benim için. Bu seviyede ilk maçımı kazanmış oldum. Ve neredeyse 200 bir oyuncuya karşı kazandım. Ve çok rahat bir şekilde kazandım. Yani çok bir oyun performans verdim. Bu senenin başından beri hoca değiştirmiştim zaten. Bunu biliyorsunuzdur. O yüzden senenin başından beri bayağı gelişme gösterdiğimi düşünüyorum. Ve hem oyun hem de mental olarak kendime çok şey kattığımı düşünüyorum şimdiden. O yüzden geçen hafta da aldığım galibiyet ve sonrasında son turda kaybettim ama yine de çok güzel bir tecrübe oldu ve birçok şans elde ettiğimi düşünüyorum. Kendimi o seriye daha çok ait hissettim ve bu tamamen bana özgüven getirdi.
Önümüzdeki hafta David'in Galar'ını oynayacağım Amerika'da. Bir süre daha buradayım, sonra Türkiye'ye geri döndüm. Çok özledim. Muazzam bir maç. Haberler böyle Amerika'dan. Biz de seni özledik gerçekten. Evet. Stüdyoda da ağırlamak isteriz her zaman bildiğin gibi. Me Too maçına dönecek evet. olursak örneğin Miami'deki mücadele 48 dakikada hani biz maçı takip etmeye başladık. Bir anda maç bitti. Yani o maç nasıl bir maç oldu öyle 6-0 6-1? Evet. Ya aslında ben bu maçı bayağı uzun süredir hem mental olarak hem de orta olarak bekliyordum. Hazırdım. Portekiz'de da çok iyi bir şekilde başladım. Hani heyecan elbette vardı ama bunu pozisyona çevirdim. Ben de daha fazla hani isteklilik oldu ve yani gerçekten Portekiz'de çok rahat hissettim. Ve maçı öyle başladıktan sonra da kontrolü ekme aldım ve maçın sonuna kadar konsantrasyon çok tuttum. Yani çok anda kalmıştım ve sonunda çok güzel oldu. Güzel bir maç oldu. Şimdi, gerçi az önce söylemiştin ama hani bundan sonrası için hedeflerini nasıl koydun, nasıl belirledin? Sıralama anlamında olabilir, turnuva anlamında olabilir. Evet. Dediğim gibi önümüzdeki hafta $50,000'lık turnuva oynayacağım ama benim işte şimdi artık ana hedef daha çok da WTA elemelerine katılabilmek. Ve Roland Garros için biraz hani sıralamam o seviyeye o zamana kadar hani yetişebileceğimi düşünmüyorum ama ana hedefimiz şu anda Wimbledon elemelerine katılabilmek. Ve buna yönelik de yüksek puanlı turnuvalara oynamaya çalışacağız. Hı hı. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben magazin tarafına gireceğim. Efendim? Söyleyeyim mi? Tabii evet. Her şeyden önce de oyunumuzu ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Peki. Erhan Aral'ın söylemek istediği bir şey varsa hemen alalım. Ben biraz magazin tarafına da gireceğim çünkü o reklam filminden yola çıkarak kendisi de biliyor. Tamam. Ben merhaba İpek, ne haber? Duyuyor musun? Biz arada konuşuyoruz ama bu kadar şey değil. Şimdi sesli olması güzel oldu. Tebrik ediyorum. Bence çok iyi bir performans Miami'de. Çok teşekkürler. Umuyorum İstanbul'daki turnuvamızda da İstanbul Cup'ta seni aynı başarıda göreceğiz. Başarılarının devamını diliyorum. Sonra konuşuruz. Sonra tekrar konuşuruz diyor aramınca. Peki fotoğraftan başlayabiliriz. Rafael Nadal'la çektirmiş olduğun fotoğraf tabii tenis severler tarafından fazlasıyla paylaşıldı, konuşuldu. Ekrana da gelebilir. Neler hissettin? Nasıl bir yakınlaşma yani nasıl bir fotoğraf çekimi, nasıl bir diyalog yaşandı aranızda Rafael Nadal'la? Biz turnuvayı yani maçtan sonra oldu zaten bu olay. Bütün işleri hazırladık, çıkarken arabayı beraber bekliyorduk. O sırada da ben de bu fırsatı yakalayıp hem başarılar diledim hem de fotoğraf çekilebilir miydik diye basit bir soru sordum yani. Onda tabii yakın parçamız olmadı. Sıcak kanlı biri mi Rafael Nadal? Evet, yani benim zaten en çok beğendiğim oyunculardan biri hem oyun olarak hem de kişilik olarak çok beğeniyorum. O yüzden çünkü Federer'le önceden resim çekmiştim, Nadal'la da aynı şekilde bir hatıra olsun istedim. Müthiş bir hatıra oldu senin için. Peki geçelim o zaman son olarak bir de şu meşhur reklam filmine. Az sonra biz tabii ekranlara da vereceğiz onu ama onunla ilgili gelişen süreç nasıldı? Sana bu iş nasıl geldi? Çekildikten sonra, ekrana geldikten sonra neler hissettin? Üzerine de konuşacağız çünkü az sonra. Hani bu tip şeylere aslında biraz ihtiyaç var tenis anlamında diye düşünüyorum ben kendi adıma. Neler söylersin onunla ilgili? Öncelikle Masa ekibiyle beraber bu işe başladığımda ben çok heyecanlıyım. Ve çok teşekkür ediyorum çünkü aslında bir şirket bireysel sporculara yönelik yatırım yapması bence çok önemli Türkiye'de. Özellikle tenis gibi bu arada yaptığımız şartları ve alt sonuçların çok gündemde olması için uğraşıyoruz ve Vastan'ın da bize verdiği böyle bir destek sonucunda hem bana hem de Türk sporunun, yani Türk tenisinin gelişmesi arasında faydası olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çekimlere
bu kışın, yani kışın başında yaptık ve 3-4 günlük bir süreydi. Burası neresi bu arada? Mekanlar, her şey gerçek, bütün her yerde yürüdüm. İpek lafını bölüyorum. Ekmeğe gerçekten zor geçti. Hı hı. Neresi burası bu arada? Burası Bolu'da bir kısmı. Tamam. Bir kısmı da İstanbul'a 2 saat uzaklıkta bir yerde. Hı hı. Ama çok güzel görüntüler, yani, biraz zorlandığın gibi. 3-4 günlük bir çekim oldu, evet, ve oradan görünen her şey o soğuk havada canım ayak çıkarak güzel, yani çok zor geçti ama sonuçta şeydi yani her saniyesine. İpek, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Türkiye'deki hayranlarına, sevenlerine? Ben herkese desteği için çok teşekkür ediyorum. Hani burada ne kadar uzakta olsam sosyal medyadan her türlü desteğini eksik etmeyen, arayan, tebrik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda eşim, ailem de şu anda izliyordur. Onları çok özledim ve hepsini çok öpüyorum. Size de yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar, kolay gelsin. Teşekkürler, görüşürüz. Evet, bir reklam filmini sesli izleyelim. Ardından da tekrar stüdyomuza, sohbetimize devam edelim o zaman. O kadar konuştuk. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa nasıl? Sağlamsa nasıl? Sağlamsa nasıl? Evet, son bir haftadır, 10 gündür bayağı bir paylaşıldı, konuşuldu. Böyle bir teklif gelse nasıl bakarsın Marcel? Yoksa geldi mi? Daha gelmedi, bekliyoruz. Nasıl bakarsın peki? Güzel bir şey bence. Deniz tanıması için ve İpek için güzel bir şey. Umarım onu çok motive eder bundan sonra turnuvalarda. Ve deniz tanıması için böyle bir reklama ihtiyacı var. Hı-hı. İşte aynı şeyi aslında söylemeye çalıştığım oydu benim de İpek'e de. Hani, bence de çok ihtiyaç var ve daha da fazlası olabilir. Bu şekilde kapılar açılıyor. Marcel'den de açık çağrı geldi bu arada. Evet. Ona başka bir şey bulacağız. Ne olabilir mesela? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Açık. Siz ne söylersiniz? Neyle ilgili? Bu tip şeylerin ben artması gerektiğini ve önemli olduğunu düşünüyorum. Eleştirenler de var. Neyini eleştirdiler? Bilmiyorum. Eleştirmeyi seven bir toplum. Hani bunun nesi eleştirildi onu merak ettim şahsen. İşte bu kadar, hani bu şekilde İpek'in yer alması, kullanılması, işte 3-4 gün dışarıda çekim yapılması vesaire. Yani şu an aklıma gelmiyor ama olumsuz şekilde konuşulanlar da olmuştu. Yani şimdi her işin bir gereği var. Bu tip sporcular, başarılı sporcuların bu tip organizasyonlarda yer alması ve bunun da gereği bu. Yani bizim seyrettiğimiz dizi filmlerdeki aktörler, aktrisler, biz bir saat seyrediyoruz ama bir günde çekiyorlar belki, bir haftada çekiyorlar. Filmi bir saat, bir buçuk saat sürüyor film. Bir yıl sürüyor çekim. Yani bu işin zahmeti burada. Biraz saygı duymak lazım emeklere. 45 dakikalık, bir saatlik maç için günde 8 saat çalışıyor sporcular diğer tarafta. Dolayısıyla reklam filmiyle harcanan mesai, bu da işin bir gereği. Bence kesinlikle doğru bir yaklaşım. Zaten filmi, medyayla iç içe olmak gerekiyor. Yani yıllardır yani, söylenen şey bu. Yani biz bu televizyon olayı bu işin içine girerse, ki girdi, reklamlar, sporcular daha çok ön plana çıkacak. Sporcuların ön plana çıkması demek tanıtımı ve sporcuları, insanlardaki algıyı, tenis sporunu yaratması ve bununla birlikte bu endüstri gelişecek. Bu burada gelişirse buradan hem sporcular bir fayda sağlayacak, hem sponsorlar bir fayda sağlayacak ve en önemlisi gençler burada ileriye dönük gerçekten başarılı olma hedefini koyacaklar. Bence bu spor için, özellikle tenisçiler için son derece önemli bir örnek. Reklam filmlerinin kesinlikle çoğalması lazım. Ben de %100 katılıyorum açıkçası. Gelelim az önceki konuya o zaman. Neydi o? İşte sözünü tutmadı Erhan Hoca, işte Djokovic maçı için gelecekti, gelmedi. Evet. Orada kalmıştık çünkü. Evet.
Şimdi şöyle, Marcel'le biz hemen hemen her gün konuşuyoruz zaten telefonda, maçlarla ilgili olsun, başka konularla ilgili olsun. Ben her zaman destekliyorum zaten kendisini her konuda. Verdiği her kararın arkasındayım. Bununla ilgili de benim zaten Dubai'ye gitme gibi planım vardı. Fakat ATP İstanbul'la ilgili bir takım değişiklikler oldu. Yani programımı ayarlayamadım. O yüzden elemeleri kaçırdım maalesef. Ben de dedim ki onu da motive etmek istiyorum. Eğer Djokovic'le oynarsan atlar gelirim dedim. O da hakikaten Djokovic geldi, oynadı. Fakat ben gelemedim. Haklı, ona bir tane borcum var. Söz veriyorum. Şeyde geleceğim. Roland Garros'a şimdiden planlıyorum. İnşallah ana tabloda bütün takımla birlikte hep beraber orada oluruz. Şimdiden biletler hazırlansın. Evet. Marcel ve Alberto'nun rakipleri izleyip taktik belirlemeleri nasıl oluyor sorabilir misiniz? Teşekkürler. Yani nick var burada, isim yok ama Templeton diye. Twitter'dan gelen bir mesaj. Aşağı yukarı herkes tanıyoruz. Yani artık biliyoruz nasıl oynuyor. Özel bir çalışma yapıyor musunuz ayrıca rakibe göre? Rutin çalışma yapıyoruz zaten o. Her gün yaptığım bir şey. Maça göre taktik belirleme. Tabii her oyuncu taktik farklı biraz oynuyorum ama daha çok. Çağla mesela çok yaptığını söylüyor bunu son dönemde. Daha çok ben ne yapacağım ona odaklanıyoruz. Hı-hı. Çünkü sonuçta önemli ben nasıl oynayacağım rakibe karşı. Yani kendim oyunu nasıl kullanacağım. Çünkü rakip İyi de oynayabilir, kötü de oynayabilir. Ama aşağı yukarı biliyoruz yani kim nasıl oynuyor. Tabii o konuda çok tecrübelisin aslında. Hani hemen hemen herkesi biliyorsun. Eskiden bilmiyorduk yani şu an, ama şu anda o kadar daraldı ki herkes tanıyor. Doğru, doğru. Ne yapması gerektiğini de biliyor. Hı hı. Marcel Djokovic maçını izlerken aldığım hazzı milli maçlarda almamışımdır. Kazandığı winner'ları atılan gollere değişmem. Onur Kaymaz'dan gelen bir mesaj demiştik. İşte o akşam çok büyük bir heyecan vardı gerçekten. Yine gelen bir mesajımız, Nisan ayı Challenger ayı olacak. Marcel'e İsrail, Ranana, Batman ve Mersin'de başarılar diliyoruz diye gelen bir mesajımız var. Şimdi biraz daha turnuva takviminden söz edecek olursak ülkemizdeki turnuvalarda, hatta İstanbul'u da tabii Nisan ayına katabiliriz. Yer alacak olmak neler hissettiriyor? İsrail'e gidiyorsun yarın sabah. Evet, İsrail'de daha önce şampiyon oldum orada. Hı hı. İyi oynuyorum aslında orada. Şu anda son hard turnuvası olacak. Yani ser zemin, sonra toprağa geçiyoruz. Hı hı. Umarım iyi bir şekilde onu kapatacağım. Ve önemli clay season başlıyor, toprak sezonu. Önce Mersin, Batman'da da bir var. Onu kaçırdım. Hı. Batman arada var. Mersin, Barcelona, sonra İstanbul. Barcelona, İstanbul benim için çok önemli olacak. Çünkü bir ATP 500 ve İstanbul'da 250. Yani orada iyi bir çıkış bekliyorum. Umarım iyi bir şekilde bu turnuva bitireceğim. Hı hı. Yani çok sayıda soru gelmeye devam ediyor. Bu arada sanırım Erhan hocamıza gelen bir soru. Biraz uzun ama Murat Akyüz'den yaşla ilgili, tenise başlama yaşıyla ilgili hani iyi yerlere gelebilme şansım nedir demiş. 6 ay önce başladım. Heves olarak değil, ciddi anlamda bir yerlere gelmek için. Fakat imkan yok, kort bulmak çok zor şeklinde de devam eden uzunca bir mesaj. Yaşını yazmamış yanlış görmüyorsam şayet, uzun bir mesaj ama hani nasıl bir şey tavsiye edebiliriz, nasıl bir... Soruyu tam anlamadım ama yani ilerlemekle ilgili olan bir şey. Ben de tenise çok geç başladım. O yüzden tenis her yaşta oynanabilen bir spor. İlla profesyonel anlamda dünya çapında ATP oyuncusu olmaya gerek yok. 6 ay önce başladım. Evet. Bu şekilde bir çalışmayla bir yerlere gelmek istiyorum. Bununla ilgili manevi anlamda destek istiyorum. Ciddi anlamda cevaplarsanız da sevinirim demiş. Bir yere gelmek tabii ne demek? Onu açmak lazım. Bir yere gelmek, veteranlarda milli takıma girmek de çok önemli. Bir yere gelmek derken lokal bir turnuvayı kazanmak, Türkiye şampiyonu olmak. Bu kişinin bir yere gelme hedefiyle çok alakalı. Ama ATP'de ilk yüz olmak, profesyonel olmak bambaşka bir yere gelmek. Hı hı. O yüzden soruda ben şöyle bakıyorum her zaman. Bana göre hiçbir zaman geç değil. Her şey için her şey mümkün. Yeter ki hedefi doğru koyalım.
amacı doğru koyalım. O zaman bence her şeyi başarabiliriz. Bunu da görüyoruz zaten. Hı hı. Ama biraz sabırlı ve uzun vadeli bakmak lazım. Evet, sorular, mesajlar farklı farklı gelmeye devam ediyor. Twitter üzerinden mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz aynı şekilde. Az sonra son bölüme geçeceğiz. İndirmez'den görüntülerimiz olacak geçtiğimiz haftaki turnuvadan. Aynı zamanda yavaş yavaş yine son bölümde 2-3 haftadır olduğu gibi ATP İstanbul Open'ı biraz değerlendireceğiz. Son gelişmeler neler, Marcel neler düşünüyor? Az sonra tekrar buradayız. Müthiş bir final maçıydı. Djokovic-Federer karşılaşması. Birbirinden güzel puanlar. Ne gibi farklılıklar var size göre kadınlarla erkekler arasında? Bir de kort yavaş bir kort nispeten sanırım. Ben mi cevap? Evet. Peki. Evet. Indian Wells ama çok yavaş değil. Normal. Bence çok güzel bir tesis zaten. Hı hı. 6. Grand Slam, 5. 6. Grand Slam Miami Indian Wells zaten. Hı hı. Yani çok kaliteli turnuva ikisi de. Saha evet yavaş. Erkeklerin puanında çok fiziksel akrobasi çok fazla. Kadınlarınki doğal olarak biraz daha yavaş. Ağır çekim gibi duruyor. Erkeklerle kıyaslarsak ama onların puanları da gerçekten çok kaliteli. Uzun. Biraz meşakkatli. Erkeklerin sürati inanılmaz. Yani hem kendi süratleri hem topun sürati. Dolayısıyla yani ikisini kıyaslamak çok doğru olmuyor. Kendi içinde de bakmak lazım. Yani kendi içlerinde kıyaslamak lazım bence. Erkekler aşmış vaziyette bence olayı. Muazzam puanlar evet. Vardı gerçekten. Sence Marta? Ben de katılıyorum Aranca. Doğru söyledi. Yani hız bence çok var. Takip etmek kolay evet. Değil. Evet. Hakikaten öyle. Top gerçekten çok hızlı gidiyor geliyor. Hı hı. Elif Tatoğlu demiş ki Djokovic'ten sonra hangi idolle oynamanın hayali var? Marcel İlhan'da yeniden döndük sorulara. Federer İstanbul'da. Federer İstanbul'da. En büyük hayalim bu şu anda. Kura'dan kim çıkarsa diyelim. Değil mi? Doğru. Herkes çıkabilir. Herkes çıkabilir. Yaşar Bey'den Türkiye'de tenisin gelişmesi için uluslararası başarıya ihtiyacımız var. Milli tenisçilerimiz çok iyi aşama içindeler. Bu çok mutluluk verici. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizi hep mutlu etmeye devam edin şeklinde gelen bir mesaj var. Twitter'dan mesajlar gelmeye devam ediyor. Indian Wells'le ilgili bir görüntümüz daha var. Maçından önce yine çekildi turnuvadan Serena Williams belki ama Indian Wells'e 14 yıl sonra geri gelmesi haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Yani affetmek en büyük erdemdir tarzı hani Türkçe'ye çevirecek olursak böyle bir açıklaması da vardı. Seyirci de adeta günah çıkardı bu arada. Ben burada seyirci, oyuncuların çok fazla bu tip şeylerde polemiğe girmemesi taraftarıyım. Seyirci çünkü bir taraftar olarak duygularını çok farklı dile getirebilir ama sporcular burada rol model oldukları için bence biraz daha dikkat etmeliler söylemlerine. 14 yıl önceki olay tabii ki üzücü, tatsız bir olay. Yakıştırmalar ama bunlar çok olağan şeyler. Eleştiriler gibi ama sporcuların hareketleri hiçbir zaman bir taraftar gibi olmamalı. Açıklamaları da bir taraftar gibi olmamalı. Sonuçta seyirci oraya deşarj olmaya, rahatlamaya geliyor. Haklı, haksız onun için fark etmiyor. Oyuncuların yapacağı en büyük hata bence, hangi seviyede olursa olsun, Serena Williams bunu daha önce de yaptı. Böyle bir sıkıntısı var bence zaten Serena Williams'ın. Hakemlerle de çok arası iyi değil. Maçtan atılmaya kadar geldi bir maçta. Tehdit etti bir hakemi. Tehdidi yüzünden dava açılması gündeme geldi. Maç içinde oluyor bunlar hep. Hı hı. Yani bence biraz daha o tip rol modeli oyuncuların dikkat etmesi lazım. Belki kendi pozisyonunda haklı bile olsa hareketiyle haksız duruma düşüyor. Ki burada da 14 sene kendine göre haklı gerekçeleri vardı. Çocukla ilgili, Williams kardeşler. Williams kardeşlerle ilgili olan bir olaydı. İşte maçtan çekilmesi, kardeşine maçı bırakması gibi yorumlandı. Çok iyi hatırlıyorum. Clijsters'a karşı. Hı hı. Yuhalamalar. Yuhalamalar seyirci tarafından. İşte ama iki kardeş arasında bunun böyle tepkilenmesi çok doğaldır. Seyirci bunu böyle algılayabilir. Bence bir problem yok. Ama onun çıkıp bunu protesto etmesi boykot, bence boykot aslında, etmesi evet. Bana göre bir sporcunun cezasını neyse diye ederiz demişlerdi evet. Ki yaptılar da. Evet. Bence çok doğru bir yaklaşım değildi. Ama gene kararlar sporculara ait. İler. Artısıyla eksisiyle kararlar onların. Okan Tuncay demiş ki maç öncesi konuştum. Çok gerginim. Bir kez daha yuhalanmaktan çok korkuyorum demişti ve herkes ağladı. Bu açıklamaların ardından diye de eklemiş.
Peki o zaman geçelim TEB BNP Paribas İstanbul Open'a. Şimdi senden başlayalım Marcel. Neler hissediyorsun her şeyden önce burada yer alacak olmak? Federer'in, Dimitrov'un ve tabii ki diğer önemli isimlerin burada yer alacak olması. İstanbul'un her şeyden önce böyle bir şey ev sahipliği yapıyor olması. Neler hissettiriyor? Bence çok güzel hafta olacak. Güzel maçlar da bekliyoruz. Önemli isimler olacak. Roger Federer ilk defa İstanbul'da oynayacak. Ve ben de ilk defa İstanbul'da bir toprak kort turnuvası oynayacağım. O da benim için güzel olacak. Roland Garros öncesinden umarım büyük bir moral olacak. İyi sonuçlar bekliyorum İstanbul'da. İyi seyirci de olacak İstanbul'da. Umarım herkes için güzel bir hafta olacak. Seyirci konusu önemli. Gerçekten hani biletlerin tamamı tükendi diyoruz artık. Hani %95'i diyelim, orada yine %5'lik bir fark koyalım ama sonuçta dolu tribünler önünde oynayacaksın ve senin maçlarında bambaşka bir enerji olabilir orada. Bunu şimdiden hayal edebiliyor musun? Evet, bekliyorum artık. Kendime de hazırlanıyorum yavaş yavaş. Şimdi Dubai'den sonra, Davis Cup'tan sonra umarım daha çok seyirci olacak. Ve Federer'in gelmesi tabii turnuvanın çok farklı bir renk katacak umuyorum. Hı hı. Peki bir milli tenisçi olarak, Türkiye'nin şu anda bir numarası olarak Federer'in böyle bir turnuva için İstanbul'a gelecek olmasını nasıl değerlendirirsin? Güzel bir şey, biz çok konuştuk. Heyecan verici olsa. Heyecan verici tabii. Federer her turnuva katılmıyor. Tabii. O da çok önemli bir şey yani İstanbul'da. Ve yani ilk defa böyle bir turnuva Federer'in, bence turnuvanın çok yakışır Federer. Hedefin ne peki son olarak o turnuvada? Hedef, bu kadar seyirci desteği olacaktır, güzel olacaktır. Yukarıda tutuyoruz ama önemli ilk maçı kazanmak. Federer'le oynamayacağım ilk tur çünkü Federer birinci boy olacak bu turnuvada. İlk tur geçtikten sonra ondan sonra bakacağız. Devamında bir yerlerde yine de karşılaşmak istersin diye tahmin ediyorum. Olabilir yani, ikinci turda olabilir, çeyrek finalde olabilir. Şimdi bakalım. Kuraya bağlı. Kesinlikle. Peki son gelişmeler ne durumda? Sizden yine alabiliriz. Geçen hafta bilet duyurusunu yapmıştık. İlgi yine devam etti aynı şekilde. Evet. Son gelişmeleri sizden alalım. Son gelişmeler, bilet satışları devam ediyor. Bilet var. Tükendi, evet çok tükendi ama bilet var. Özellikle salı günü, çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba da az kaldı galiba ama var. Pazartesi ve salı günleri güzel sürprizler olacak, yine söylüyorum, tekrar ediyorum. Pazartesi, salı. Pazartesi, salı, insanlar belki değişik başlar ama biz Federer'i kortta başka bir organizasyon için kullanacağız. Pazartesi ve salı günleri. Dolayısıyla Dimitrov'u, Federer'i seyretmek isteyenler bence bu fırsatı da düşünsünler, değerlendirsinler diyorum en azından. Maçlar dediğim gibi, yani İstanbul'daki ATP, TEB BNP Paribas İstanbul Open, bizim Roland Garros'umuz diyelim. Hı hı. Toprak olduğu için söyledim. Bizim için çok değerli. Ülke için çok önemli bir organizasyon. Görev alan, bunu düşünen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu turnuvayı en güzel şekilde yapacağız. Federer'in antrenmanlarını gelip izleyebilir miyiz şeklinde gelen sorular var mesela. Herhangi bir bilet, herhangi bir girişimde bulunmadan. Sadece gelip seyretmek mümkün mü? Şöyle, Federer'in antrenmanlarını seyretmek mümkün ama bilet olmadan stada giremeyeceği sadece için. Yani orası, evet, arena olduğu için mutlaka bir giriş bileti lazım. Bu da zaten çok cüzi bir rakam. Yani tesisin içine girmek için bir bilet lazım. Onun için de seyredebilir tabii. Ama bilet almadan mümkün değil tabii. Diğer isimlerle ilgili yine çok sayıda soru gelmeye devam ediyor bu arada. Bir liste var ve değişiklikler olabilir demiştiniz. Evet. Tam olarak nereden ulaşabiliyoruz listeye? Listeye ulaşamıyorsunuz çünkü liste... Peki. Şöyle. Sizden duyabilir miyiz? Ulaşamıyorsunuz derken ATP'nin Player Zone'da sadece var. Yani oyuncular görebiliyor listeyi. Turnuvaya kayıt olmaz ama çıkanlar olabilir. Yani bir iki tane olabilir. Çok iyi oyuncular var. Juan Manaco ilk 10'dan. İlk 10'da yer almış 2-3 tane oyuncu var. Nihal Yüzni var.
O da çok önemli bir oyuncu. Nimenen var. Yarko Nimenen bence çok önemli oyunculardan biri. Zor oyuncular bunlar. Deniz Istomin var. Yani tenis severlerin yakından tanıyacağı Beno Payer var. Fransız. Şimdi aklıma gelenleri söylüyorum ama liste bence bir 250 turnuvası 90 cut-off'u. Bilmiyorum, Marcel'le baktık. Zor, iyi, çok sağlam bir turnuva bence 250'lik için. Bu yani aynı hafta 3 tane ATP olmasına rağmen bence iyi bir turnuva. Liste bence çok çok iyi diye düşünüyorum. Yani ben turnuvanın içinde, organizasyonun içinde olduğum için değil ama gerçekten diğer 250'likler, mesela Zagreb'e falan baktığımda veya başka bir şey, bence İstanbul'un burada büyük artısı olduğunu görüyorum. Ve Madrid'e olan yakınlığı, buradan uçuşların direkt daha kolay olması, bence evde İstanbul'un egzotikliği, ilk defa olması bence artı bir değer katıyor. Umarım bu turnuvayı da güzel yapıp bütün oyuncuların aklında ve zihninde çok iyi bir turnuva izlenimi bırakırız diye düşünüyorum. Caner Atilla, Marcel abi başarılarının devamını diliyorum. İstanbul Open'da Federer'le final oynar, inşallah kazanırsın. İyi yayınlar demiş. Emine Hanım demiş ki inşallah İstanbul Marcel'in kariyerini uçurur. Başarılar, yolu açık olsun demiş. Nadir Bey, Federer'in double oynama ihtimali var mı diye bir soru soruyor. Büyük ihtimalle yok. Büyük ihtimalle yok. Peki, bunun da cevabını almış olduk. Bakıyorum daha sorular da gelmeye devam ediyor bu arada. Son, yavaş yavaş toparlayacağız çünkü. Çağlanur Roland Garros ana tablo şansı nedir? Şu an 117'de, inşallah yine tüm enerjisini ana tabloya verir. 117 idi bu hafta. Daha var Roland Garros'un cut-off'ına. Sanıyorum Mersin'de aynı hafta, kızlar da aynı olması gerek. 6 hafta. Yani bir 2 hafta sonra o klasmanda zorlayabilir Çağla bence. Sondan belki, yani normalde zor o rankingli ama biraz, yani bu 2 hafta iyi sonuç alırsa, biraz daha yukarı gelirse, yani tam sınırda olacak, zor gözüküyor ama Roland Garros çünkü katılımı en yüksek turnuvalardan biri. 104'e kadar inebilir ama 117'ye kadar iner mi bilmiyorum cut-off. Zor gözüküyor ama inşallah girer. Gönlümüz Marcel'le Çağlar'ın ana tabloda başlamasından ya. Kesinlikle. Yani çok sayıda soru da gelmeye devam ediyor ama yavaş yavaş da toparlamak durumundayız. Herkese teşekkür ediyoruz ilginize. Bu arada Miami demişken, pazartesi gecesinden itibaren WTA Miami, Miami Open yayınları Sports TV ekranlarında başlıyor. Onu da hatırlatalım. Turnuva zaten başlamış durumda. Yayınlar da pazartesi gecesinden itibaren hafta boyunca sizlerle buluşacak. Toparlıyoruz yavaş yavaş. Marcel, teşekkür ederiz. Neler söylersin son olarak? Güzel mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlar beni hep her zaman motive ediyor ve umarım daha bundan sonra daha çok çalışıp daha iyi sonuçlar elde edeceğim. İstanbul'da herkese bekliyorum. İstanbul'da görüşmek üzere. Ben hocam. Ben de bütün tenisçilere başarılar diliyorum. İpek, Çağla, Pemra, bütün oynayan sporcularımıza, ama özellikle Marcel'in şu anda iyi bir dönemi var. Antrenörüyle, fitnessiyle, bütün ekibiyle bence iyi bir yolda gidiyor. Umuyorum daha da başarılı olacak. ATP'de de bizim yıldızımız olarak bizi daha da parlatacak. Umarım istediğimiz gibi, gönlümüzce olur her şey. İnşallah diyelim ve yavaş yavaş kapatalım. Güzel görüntülerle Marcel İlhan Novak Djokovic maçında